Halk Haber Ajansı. Halk Haber Ajansı. Aa, öyle mi? Evet. Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Evet, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler gibi değerli böyle basın emekçisi arkadaşlarımızı görünce birazcık heyecanlıyım, birazcık mutlu oluyoruz. Biz de heyecanlıyız burada olmanızdan ötürü, böyle bir etkinlikte olmaktan ötürü. Size şöyle bir sorum olacak. Tarım zirvesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarımsal kalkınma faaliyetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi merak ediyoruz. Evet. Şimdi tabii bir anda yerel yönetimlerin yerel bakış açıları değişti. Yani toplumsal bir dayanışmayı bilinçli ve örgütlü bir şekilde yerel yönetimlerle halk birlikte çözmeye çalıştı. Ve çok önemli bir noktaya gelindi. Yani sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içerisinde bugüne kadar yapılmayan, bugüne kadar çok dikkat, böyle ilgi görmeyen bir tarım alanında öneriler, fikirler üretildi ve bunları çok kısa süre içerisinde hayata geçirildi. Şimdi bizim Anadolu toprakları, yani evrenin kuruluşundan bugüne kadar böyle bir bakıyoruz eski kalıtlara, belgelere, hepsinde bakın toprakla işleyen insanlar var. Tabiatla, doğayla, yaban hayatıyla ilişkili insanlar var. Yani biz doğayı ve tabiatı seven bir Anadolu köklerimiz var. Ve çok çabuk, bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde çok çabuk böyle illerde, belediyelerde, ilçe belediyelerinde herkes toprakla karıştırmaya başladı. Toprağı bir şeyler ekmeye başladı. Yani topraktan baktılar ki çok güzel fideler yetişiyor. Çok güzel domatesler yetişiyor. Çok güzel biberler yetişiyor. İşte bakın burada tohum ambarımız var. Ferhat Bey'in hemen yanında. Tohum ambarında bizim şu anda kaç çeşit var orada? 60 çeşit yetişiyor başkanım. 60 çeşit normal tohum var. Bu tohumlarımızın hepsini en az 40 yıllık bir mazisi olan tohumlar. Bu sefer bizim ambarlarımızda, hambarlarımızda, yani annelerin, ninelerin çıkılarında kalan tohumlar var. Bu tohumları da tekrar toprakla buluşturuyoruz. Tekrar o verimli ve öz olan tohumlarımızla insanlarımızı buluşturuyoruz. Onları ekiyoruz. Bu topraktan buğday olarak çıkıyor, bu topraktan mısır olarak çıkıyor, bu topraktan sebze olarak çıkıyor. Ve inanın tatları damaklarda, hafızalardan silinmeyen kalan tatlar ve lezzetler. Şimdi size bizim mengen peynirimizden ikram edeceğim. Ayrıca bizim yöresel ekmeklerimiz var. Külde pişen ekmekten ikram edeceğim. Bu peynirli o ekmek çok güzel gittiği için. Bütün bunların hepsi yeniden geriye doğru bir dönüşteki katma değer yaratan ruhu tekrar ayağa kaldırdık. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, evet, büyük bir başkan. Ne kadar güzel bir atmosfer yarattı İstanbul'da. Bugün onlarca, yüzlerce belediyelerimiz buraya akın ettiler. Herkesin standında, herkesin yöresine özgün bir şeyler var. Yani bir şeyler böyle işte meyvesi var, sebzesi var, tadı var, turşusu var, yani konservesi var. Bunlar çok güzel. Yani yeniden insanlar toprakla yeniden buluşuyor. Ben bu etkinliğin ana nüvesini bunu gördüm. İnsanlar yeniden toprakla buluşuyor. İnsanlar yeniden toprakla beraber çalışıyor, üretiyor ve ortaya çıkan katma değer hakikaten çok beğenilen, çok özlenecek olan lezzetler, özlenen lezzetler gün yüzüne çıkıyor. Çok doğru. Peki, tarımsal kalkınmayı hedefleyen bu 5 yıllık planlama dahilindeki görüşleriniz neler? Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bugün eski yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın sunumunu çok özümseyerek dinledim. Gökhan Günaydın bugün orada, evet, bir tarım bakanı gibi konuştu. Bir devlet adamı gibi konuştu. Sadece bir şeyler söylemedi. Yani geçiştirilen bir şeyler söylemedi. Kalıcı bir şeyler söyledi. Bütün değerleri ortaya çıkartmış. Hesaplamalarını yapmış. Değerlendirmiş. Evet, bizim tarımla ilgili bugüne kadar ihmal ettiğimiz, göz ardı ettiğimiz toprağı biz yeniden sarılıyoruz. Biz yeniden topraktan doğacağız.
Yani derler ya, küllerin ve yeniden doğuyorum. Evet, biz toprakla insanları yeniden dünyaya getireceğiz. Bakın, bir ülkede üretmeyen bir çiftçiye, üretmeyen bir köylüye getir tapunu, üretmediğin için ben sana destek veriyorum. Ya destek olur mu, böyle bir şey olabilir mi? Üretmeyen siz insana ne desteği veriyorsunuz? Hani bu sınıfta kalmış çocuğa annesinin hediye alması gibi bir şey. Yani başarı teşvik edilir, başarı desteklenilir, üretim desteklenilir. Ben bunu ilk duyduğumda 2002 yılında şok geçirdim. Ya nasıl olur mu böyle bir şey? Bir teyze bankanın önünde bekliyor. Teyze niye bekliyorsun burada dedim. Sen bu güneşte oturup duruyorsun burada. Bankadan paramı alacağım dedim. Emekli maaşı mı? Yok diyor. Tarlanın parasını alacağım diyor. Ya tarlayı mı sattın? Yok diyor. Çok da yaşlı ama diması iyi. Ben diyor tapumu verdim. Öğleden sonra diyor paramı verecekler. Ekmediğimiz tapu, ekmediğimiz tarlanın katma değerini alıyorum diyor. Kazancını alacağım diyor. Yani ben dedim herhalde teyze bana bunu anlatamadı. İnanın bankaya gittim teyzeden sonra. Ya bu böyle bir şey anlat teyze, doğru mu? Doğru efendim dediler. Ekilmeyen arsalara, topraklara biz destek veriyoruz. Yani anlamını çıkartamadı. Ne matematiğe, ne psikolojiye, ne felsefeye, ne sosyolojiye bunu sığdıramadı. Bakın bu yanlışlar ne yaptı biliyor musunuz? O tarlalar ekilmedi, o tarlalar biçilmedi, o tarlalarda benim coğrafyamda Bolu'da ekilmeyen yerlerden çam yetişiyor. Ege'de zeytin yetişiyor ve bizde de çam yetişir. Çam yetiştiği zaman da vatandaşın elinden orman özelliği taşıyor diyerekten tarlasını alıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu? Siz ya destek oluyorsanız ne güzel, ekmeğine değil, ekene, kime, ÖTV'sine destek olun. Çimentosuna destek olun, akaryakıtına destek olun. Yani destek olunan yerler var. Yani jetle uçana destek var, traktörle gidene destek yok. Olmaz, olmaz. Yani inanıyorum çok kısa süre içerisinde eğer bir halk bu iktidardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yetki verirse, Cumhuriyet Halk Partisi köylünün de kentlinin de gerçekten yaşamı güzelleştiren, yaşamı kolaylaştıran, çocuklarına sahip çıkan, toprağına sahip çıkan, evladına sahip çıkan, hani genel başkanımız diyor ya çocuklar yatağa aç girmeyecek diye. İşte o aç girmediği zaman Türkiye artık büyümüş demektir, Türkiye kalkınmış demektir, gelişmiş demektir. Umuyoruz ki Türkiye kalkınacak, büyüyecek, gelişecek. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz görüşleriniz için. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. İlgi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Mengen halkı adına bu teşekkürümü iletiyorum. Sizleri Mengen'e davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.